Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Ne gelen ne varsa telefon kapatsın. Biraz öksürüyorum ama tedavimi yaptırıyorum. Öyle lakayt değilim. Orada inşallah içeride. Şimdi bugünkü konumuz, geçen hafta söylemiştim, tevhid. Böyle güzel katkılarınız olursa alırız. Şimdi Allah tek, mevcudat çok çeşitli. Ve dünya ve ahiret ve ahiret alemleri 18 bin. Dünya zaten bir alem. Bir Allah bunları nasıl yapıyor? Her yerde, hiçbir yerde değil. Her şeyi o yapıyor, bizzat elini sürmüyor. Elini sürmüyor. Nihayetsiz işi tek iş gibi yapıyor. Sonsuz işi tek iş gibi kolay yapıyor. Aklı beşer noktasında çok zor. Şimdi buna ait bir önermeler şey yapacağım. Çalıştır. Dikkat ederseniz. Notlar aldım. İlk önce bir önermeleri veriyorum. Bedeninle ruhunu, yani Allah bizim bir ölçü vereceğim şimdi. Kendimce tabii. Allah alemimizde ne kadar şuur edilmiş? Ona ölçü olacak. Allah ne kadar benim alemimde açığa çıkmış, ortaya çıkmış. Onu ölçü. Tamam? Bedeninle ruhunu ayırt etme nispetinde Allah ile varlığı ayırt etme nispeti aynıdır. Bak, ben bunu kullanıyorum. Bununla, bunun arkasındaki bunu lambamı yak. Lambamı yak. Şimdi bedenle ruhum arasındaki fark, bedenimle ruhum fark, ne kadar fark ediyoruz gündelik hayatta? O kadar varlıkla Allah arasındaki farkındalığımız o kadardır. Kendi aleminde. Akıl bir alettir, unutma. İkinci önermemiz, akıl bir alet, devam ediyor. Aklını sen kullandığında, sen akıl olmadığını anlarsın. Aklı sen kullanıyorsun. Bunu ben kullanıyorum. Bak elim, gözlüğüm diyorum. Gözüm diyorum. Benim aklım bunu anlayamıyor. Diyoruz. Benim ruhum. Hani bizim insan var ya, benim gömleğim, bir içinde benim atletim, benim atletim, benim aklım. Benim ruhum. Bak önermeleri iş yaparsak değerli kolay. Benim atletim, bak benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. Benim ruhum diye ruh değil. Ruhun arkası. Ruhun arkası. Benim ruhum diyen. Tamam mı? Akıl bir alettir arkadaşlar. Akıl aleti ne işe yarar? Termometre ne işe yarıyor? Peki basıncı ölçer mi? Ama ondan istesen ne olur? Olmaz. Şimdi gözün, göz şey, kulak bir alettir. Kulak bir alet. Göz bir alettir. Dil bir alettir. Burun da bir alettir. Kalp de bir alettir. Akıl da bir alettir. Bunlar alettir, alet. Bunu sen kullanacaksın. Aklımı ben kullanıyorum dediğin kadar aklın arkasındasın. Aklı esas yaparsan akla gömülürsün, akıl sana mezar olur. Onun için koca koca Sokratesler, Aristolar, dev adamlar akıllarına mezar olmuş. Gömülmüş gitmişler. Adi bir mümin derecesi bile zor almış. Tamam?
Akıl peki aleti ne yapar? Termometre sıcaklığı, barometre basıncı ölçtüğü gibi. Metre uzunluğu. Sütü ölçeceksiniz. Süt. Kardeşim bu süt kaç metre? Sütçüye. Olur mu? Neyle ölçeceksiniz? Litreyle de. Litreyle ölçeceğiz. Bu süt kaç litre? Sorulmaz. Kaç litredir? Kaç şey metredir? Sorulmaz. Kaç litredir sorulur? Karıştırma. Akıl aleti ne işe yarar? Akıl varlık arasındaki ilişki ve çelişkileri çözer. Nedir o? Göz çiçek arası ilişkidir. Soğuk sıcak, karanlık aydınlık, beyaz siyah çelişkidir. Bunları anlar. Varlık içerisindeki düzeyi anlar. Varlığın arkasını anlamaz. Yani evdeki dese ki hanımınız veya anneniz, oğlum şu oğlum şu yemeğin tadına bir bak dediği zaman göze bakar mısın yemeğe? He? Yani yemeğin tadını gözde olur mu? Kulak götürsen, burnu götürsen olmaz değil mi? Yemeğin tadını başka bir göz, dil gözüyle anlarsın. Bakın her şeyin bir gözü vardır. Her şeyin bir gözü var. Şimdi akıl bir alettir. Birinci yürüme merdiveni. Aklını sen kullandığında sen akıl olmadığını anlarsın. Her şeyi akla hamledersen varlığa gömülürsün. Bedeninin dışında sana hükmeden akıl olmadığı gibi. Yani bedene hükmeden yöneten kimdir? Akıl değildir. Duyguların akıl mı yönetiyor? Merhametini akıl mı yönetiyor? Eğer akıl merhamet olsaydı, akıllar zalim olmaz. Bu kainatın arkasındaki akılla ihate edemezsin. Sen aklını, bak aklını kim kullanıyorsa onunla ulaşırsın. Sen aklını kullanacaksın, aklını kim kullanıyorsa onunla ulaşırsın. Görmüyor musun ki dev akıllılar aklı esas yaptıkları için akılları onlara mezar olmuş. Aklı esas yapmışlar. Son önermem, kainat ilim ile idare oluyor, akılla değil. Şöyle diyeyim, Allah'ın aklı yoktur. Şok oldunuz değil mi? Evet. Allah'ın aklı yoktur. Allah'ın ilmi vardır. Çünkü Allah da alet olmaz. Akıl alettir ya. Allah'ın kulağı yoktur. Kulağı o yaratır. Allah'ın aklı yoktur. Aklı o yaratır. Allah subuti sıfattan ilim sahibidir. Akılla, ilimle varlığın menşeine geçersiniz. Akılla ona işaret eder. Varlıktaki sanatkarı anlarsınız. Termometre, barometre gibi. Akılla ilme varırsın. İlimle ise saniye varırsın. Bir yerde dediğim zaman şok oldular. Allah'ın aklı yoktur deyince. Abdullah. Allah'ın aklı yok deyince. Ben de içinden tövbe estağfurullah. Tövbesine bak. O tövbeye de bir tövbe çek şimdi. Çünkü sen dedin ki tövbe estağfurullah demeyle Allah'ın aklı vardır dedi. Şimdi bir daha estağfurullah. Demesi lazım. Estağfurullah çekeceksin. İlimle sanatkara ulaşma hadisesi abi. Ha bakın. Ha şimdi şöyle. Kainattaki varlığın ilişki ve çelişkisini yapınca elde edilen ilimdir. O ilim. Bu ilimle bu ilmi ya yani varlığı yapan ilme ulaşıyorsun. Şu. Bak şimdi buraya bakıyor musunuz? Bu çiçeği gözlemliyorum. Gözümle, kulağımla, laboratuvara sokuyorum. Fotosentez vesaire. İlimi. Ben buradan aldığım ilim buraya bağlı. İlim buradan aldım. Bu ilim maluma tabi.
Kader Risalesi'nde ilim maluma tabi Allah ile alakası yok. İnsan ilmi. Bir daha. Ben bunun sağına baktım, soluna baktım. Buradan bir ilim elde ettim. Bu ilmin kaynağı kim? Bu. Benim ilmimin kaynağı bu. Kaldırın bunu ortadan. Bende ilim kalır mı? Kalmaz. Tamam. Benim ilmimin kaynağı bu. Benim elde ettiğim ilim varlık ilmi. Tamam. Bendeki ilim buna bağlı. Bu yok iken bunu yapan ilim benim buradan aldığım ilim değildir. İlim malıma tabidir. İnsan için olan bu. İnsan için olan bu. Bir daha. Çiçeğe bakıyor. Bu malumdur. Vücuda, vücutta olan her şey malum denilir. Allah mahlukatı yaratmadan önce ilim sahibiydi. Bak buradan aldığım ilim varlığa dayalı bir ilim. Varlık malumdur. Ben buradan aldığım ilimin kaynağı budur. Tıp ilmi insan menşeidir. Kaldırın insanı, tıp ilmi yoktur insanda. Tamam? Ben buradan aldığım ilim buna tabi. Bunu kaldırırsanız bendeki bununla alakalı ilim yok olur. Fakat benim bundan aldığım ilim ile yok iken bunu yaratan ilim cinsinden değildir. Onu asla insan varamaz. Bu benim buradan aldığım ilimle olmayan bunu yaratan ilme varamam aynı cinsten değildir. Ha, akıl benimle bunun arasındaki ilişkide ilmi ortaya çıkarıyor. Bu ilimle diyorum ki ben elde ettiğim ilim, buradan elde ettiğim ilim, bunu yaratan ilim değildir. Bunu yaratan ilme işaret ediyor. Bu ilimle o ilme doğru gidiyor. Ama akılla bunun keyfiyetine geliyor. Akıl yürümüyor. Akıl lef-i mahfuzda stop ediyor. Mesela çocuğunuzu, hanımınızı akılla sevmiyorsunuz. Akıl sevgi aleti değildir. Kalp sevgi aletidir. Kulak görme aleti değil. Göz işitme aleti değil. Akıl sevme aleti değil. Anlama aletidir. Anlamlandırma aletidir. Anlamlandırma. Kalp ise sevgi aletidir. Ruh ise zatın aletidir. Şimdi ona giriyorum. Yaşadığımız beden ve dünyamız, hiç unutmayın, her şey çift ikilem gidiyor. Biri görünen, diğeri görünmeyen. Biri mülk, biri melekût. Biri fizik, diğeri metafizik. Biri madde, diğeri kuantum. Her şey ikilem gidiyor. Öyle değil mi? Heh. Biri fizik, diğeri metafizik. Biri varlık, diğeri kuantum. Biri beden, biri ruh. Unutmayın, ruh da mahluktur. Ruhun ruhu da Allah'tır. Bedenin ruhu, bedenin arkası ruhtur. Ruh da mahluktur, onun arkası da Allah. İkilem gidiyor. Şimdi geliyoruz, İsa'dan okuyacağım yerlere. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bu varlığı nasıl yaptı? Bu varlığı mesela Fatih'te Hasan kaç tane ot vardır sence? Bayağı var değil mi? Değil mi? Şimdi Allah tek, her tek tek, hacı öyle demişti bana. Allah tek tek otu nasıl yapıyor dedi. Onu yaparken dedi gezegenleri de idare ediyor. Bunu nasıl yapıyor? Ha? Yani tamam otları yaptı Allah. Yaparken gezegenleri de tutuyor. Aynı anda dualara cevap veriyor. Aynı anda günahları affediyor. Şimdi nihayetsiz iş, bir iş gibi yapıyor ama dikkat edin. Farklı farklı nihayetsiz işi aynı anda hepsini yapıyor. Hani navigasyon vardı ya. Navigasyonda ben Topkapı'ya verdim. Yön bu. Ötekisi Topkapı'dakiler de böyle verdi. İstanbul Ankara'ya verdi.
Ankaralılar bu tarafa verdi. Almanya Hollanda'ya verdi. Peki navigasyon diyor mu ki yeter kardeşim ya. Hanginize cevap vereceğim ya aynı anda? Bir tanesi etsanı nerede diye soruyor. Bir tanesi cami nerede diye soruyor. Bir tanesi ev nerede diye soruyor. Bir tanesi burada göl var mı diye soruyor. Peki o navigasyon şirketi böyle derken ileri aynı anda başkasına bu taraf atıyor. Birisine sağa dön derken aynı anda ötekisine sola dön diyor. Beşerin yaptığı bir cihaz, nihayetsiz iş, bir işe mani değil. Nihayetsiz iş, tek iş gibi. Bir navigasyon nihayetsize cevap veriyorsa onu yapan aklın ustası nasıl olur? Muhteşem. 8 milyar insan var. En az. Maziyi konuşmuyoruz, geleceği konuşmuyoruz. 8 milyar insanın aklını yapan aklıkü ilim. 8 milyar insanın aklının ustası. Ama hayvanlarda da akıl olmadı. Hayvanlarda akıl yok. Fikir yok abi. Peki. Geliyoruz nasıl yapıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ma halkukum ve la basukum ila ke nefsin vahide. Ne dedi? Ma halkukum ve la basukum ila ke nefsin vahide. Ne dedi? Bütün insanları bir insan gibi kolay yapmak. Evet. Anladığınız gibi. Yani Allah'a halk etmesi, yani bütün insanların haşirde dirilmesi tek bir insan kadar kolaydır. Nasıl oluyor? Yani nasıl oluyor? Alt beş tane misal verecek, ondan sonra kapatacağız. Allah nasıl idare ediyor? Kainatta Allah, Allah'lık nasıl yapıyor? O diyor da, yani o nasıl oluyor? Akıl bir misal istemek istiyor, misal istiyor. Yani aklın kanatları yok, ayağı var. Uçamıyor, mecbur misal. Aklı misal verecek şimdi. Beş tane. Beş tane der, iki tane sana anlarsak yeter. Ama beşini de anlarsınız. Böyle basit olacak. Yani. Ayet-i kerimesi ifade ediyor ki, bütün insanların, bak meali bu, bütün insanların halk olunması, haşredilmesi, kudret-i ilahiye nispeten bir tek insanın halkı ve haşı gibi asandır. Tamam. Şimdi ona misal. Evet, öyledir. Nokta namında, yani zerre kadar imanımızda artma olsa bu derste, öpüp de başımıza koyalım. Çünkü imanın karşılığı Allah'tır. Sonsuzdur. Zerre kadar. Amele benzemez. Dünya kadar ameliniz olsa muayyendir. Bellidir. Ama imanın sebebi yoktur. Orucun sebebi vardır. Hacın sebebi vardır, bellidir. İmanın sebebi, muayyen bir sebebi yok. Yok öyle bir şey. Ebedi hayat. Sonsuz neyse, yani orucum var, ben veririm diyor. Bugün bir tanesi sordu. Bugün Mayaş'ı yaptılar, gece, Regaib gecesinde de var. Regaib, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rahm-ı maddeye düştü, hayır. Şimdi, sevap olmuyor ama. Ha tabii. İmanın olmayınca sevap olmuyor. Evet. Dolayısıyla. Ha imanın yok sevabı. İman olmayınca sevap da olmuyor. O da olmuyor. İman olmayınca zaten namazı da yok. Orucu da yok. O ikinci hocam. İstinyede hocadır. Şimdi ne anlatacağım biliyor musunuz? Üç aylarına girdik ya. Müjde size. Recep kimin ayıdır? Allah'ın. Şaban? Ramazan bizim. Sen kendi ayının şeyi kalitesi daha yüksek olmaz mı? Yani. Tabii Allah'ın ayı Ramazan gibi olur mu? Diyor ki benim ayım diyor. Düşürüyor kaliteyi. Peygamberin ayı diyor. Sizin ayınız. Recep de şimdi 100 sevap veriyor. 100 bin mi diyor? 100 sevap veriyor. Ramazan'da
bin, Kadir Gecesi 30 bin. Öyle mi? Yüz nerede, bin nerede? Allah kendi ayini yapmışsa niye sebabı az? En az onda. He? En az onda. En az Allah'ta. Çık işin içinde. Bizim düşündüğü için. Nasıl düşündü? Sevap az. Yok, Ramazan'ı verdi de o yüzden sevabı yüksek. Ama kendi ayı bu, kalitesini düşürdü. Benim ayım düşük, ben tayin ediyorum. Senin ayı sana fazla. Ben yapıyorum bunu. Ulan sen olur mu? Sana ikinci derece diye. İyisin Allah bilir abi biz. Tabii. İman takdimi. Rabbime nida ettim. Yöneldim. Namaz kıldım ve oturdum. Allah'ım kalbime bunun cevabını ver. Hiçbir kitaptan okumadım. Allah'ım bunun cevabı doğru veya yanlış. Abi gerçek hafta versen bu cevabı biz de düşünürüz. Peki cevabı haftaya. Herkes bekliyordu. Tamam haftaya. Dersten sonra ben de devam edelim lütfen. Haftaya. Şimdi Allah ayı olduğu için Allah sebabın peşinde değil. Senin sebabın. Rızası olduktan sonra sebabın. Benim ayım derken sebabı artırma ayın değil, günahınızı temizliyor. Terk-i kebair defi mefasit. Yani aklın nasıl çalışırdı? Terklerle. Kalp eylemlerle, ibadetlerle, zikirle. Kalbin çalışması ibadetle, eylemle. Diman ile çalışıyor. İnternet, cep telefonu, tiryakiliklerimizi terk ederse ki peygamberimiz diyor ki ilim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu? Nasıl olacak? Takvanız artır. Takva ilim değil ki. Takva meniyattan ve günahlardan iştinab ettin mi ilham yağıyor. İlham yağıyor. Yağıyor. Ha, bu sana Şaban ve Ramazan'da yağması için zeminini düzeltiyor. Günahlardan temizliyor seni. Günahın temizlenmesinde sebap yoktur. Terk-i kebair. He? Katsayı sıfırdan kal yani şey günahların temizleme ayıdır. Af ayı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantı ayıdır. Ramazan ise ne aftır ne yaşantıdır. Meyveyi harmanı toplama ayıdır. Bin tane bin sebap olması için Recep'teki temizlenmek gerekiyor. Hazırlık yapıyor. Anladın mı? Günahların terki var. Allah günahları yakıyor. Günahlarımız yanıyor. Peki ne bedeli nasıl olur? İstiğfar çok olmalı. İstiğfar ve selavat. İstiğfar ve selavat abi Recep evet. Ayında. İstiğfar, tövbe ve selavat. Ramazan'ın ilk onu mağfiret, ortası günahından nasıl? Rahmet, mağfiret. Rahmet, mağfiret. Bir de cehennemden. Cehennemde kurtulma. Rahmet, mağfiret, cehennemde kurtulma. Şimdi bunlar neticedir. Kökeni o değil. Allah kalplerimize ve dimağımıza hükmetmese peygamberi yaşayamazsın. Ramazan'ı da tutamazsın. Recep ayı zemin mi oluyor? Zemin oluyor. Sistemi aktif ediyor, sistemi temizliyor. Bizim irademizde değil o zaman. Yani tövbe ve istiğfar bizim irademizde. Ne kadar temizleneceğini o söyleyecek. Temizlenme ayı. O Ramazan'a da böyle tak diye giriyorsun. Peki. Allah Allah. Haşr bahsinde şu ayetin ifade ettiği hakikati tafsilen yazmışım. Zaten bir de regaib bir manasını da söyleyeyim seni anlatacağım. Regaib terakkinin mukaddemesi ova dağın tepesi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın regaib kemalatının mukaddemesi, miracı ise kemalatının son zirvesi. Son olur mu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 30 küsur tane miracı var, miracı ekberi bir tanedir.
cismen ve ruhen bir tane var. Diğerleri hep kalben ve ruhendir. Yani regaib ile başladı, miraçta noktalı. Öyle gidiyor. Abi bunun sual olarak aklınıza gelmiş olması çok enteresan. Hiç kimsenin yani böyle bir şey şimdiye kadar aklına geldiğini sanmıyorum. Yani. Altırıma getirdi Allah. Evet. Dedi ki... Yani cevaptan daha müthiş sual verdi cevap. Evet, aynen. Cevabı o getirdi. Ya Rabbi, senin ayı sana yakışır olmalı dedi birisi. Madem Allah'ım senin ayındır, sevabı az. Kemalat gözükmüyor yani. Senin ayın sana yakışır olmalı. Allah diyor ki, sevabı muayyendir. Orucun bir muayyenliği var. Hacın muayyenliği var. İmanın muayyenliği yok. Bazı günahları, bazı iyilik de karşılık veriyorsun ama Allah'ın dimağı ve kalbi zemin yapması, onu hazırlaması böyle bir karşılık yok. Sana yakışır. Allah'ım da bana kalbime dedi ki, kalbime bana yakışan o insanı zaten alacaksınız inşallah. Fakat sizi şöyle diyeyim. İmam Rabbani de söylüyor. Okyanusun damlaları kadar nafile kılsanız bir sabah namazının iki rekat farzına denk gelmez. Öyle mi abiler? Okyanusun damlalara adedince sünnet kılsanız öğleyin farzına denk gelmez. Böyleyken farzlarla Allah'a yaklaşamazsınız. O kadar kaliteli olan farzda ancak bana nafilelerle yaklaşırsınız. Anlıyor musunuz ters şey gibi gözükeni? Çünkü ben sana onu demedim. Sen yaptın. Hah, öyle mi? Ben de adım atıyorum sana. Hani Recep, ben sana farz kılmadım. Ramazan'ı kıl. Seni sana göstermek için. Ha, o zaman o sebat, onu alırsın sonra. O harmandır. Ha, o harmandır. Ama bu ayda bana tövbe ve istiğfar. Bunu fark ederse bu ay beni affedilme ayımdır. Sebap ayım değil. Sebabı zaten muayyen alırsın. Şu kadardır, bu kadardır. Burada imanın kemalatını hazırlama var. Aklı, kalbi, ruhu temizleme var. Siliyor. Ne kadar siliyor bilmiyorum. Ha, Allah'a yakışan ayın için ne sildiğini bilmiyoruz. Ama orucun sebabını biliyoruz. Şu kadar günah affederim. Orucun, namazın sebabını söylüyor. Ben vereceğim diyor sebabını. Ama imanın sebabı yok. Yani neyi temizledi? Nasıl temizledi? Dimağın kalbi neyle temizledi? Ne kadar temizledi bilmiyoruz. Bilmediğimizden dolayı ona yakışıyor. Sana yakışıyor. O zaman sana uygun olmalı. Sebap vermek değil Allah'a. Allah bizi... Sebap yapmak ne demek biliyor musun? Güneşe sen yürümendir. Ama senin Allah'a yakınlığın, Allah'ın sana yakınlığıyla hiç alakası yok. İbadetlerle, farzlarla Allah'a yaklaşırız. Bizim gayretimiz. Buna kurbiyet. Ama nafilelerle ve Recep'te Allah bize yaklaşır. Ne kadar fark varsa öyledir Recep. Senin Allah'a yaklaşmana benzemez. Allah'ın sana yakınlığı. Güneş'e 150 milyon kilometre uzaktayız. Sen yürümeye kalkarsan ama 8 dakikada güneş sende. Senin güneşe gitmenle güneşin sana gelmesi gibi de değil ama öyle. Kurbiyet ve akrebiyet. Kurbiyet, akrebiyet. Kurbiyet, akrebiyet. Onun için tabi istiğfar. Şöyle yapacaksın. Allah'ım vesileyi kaliteli yap. Allah'ım affet diye bırak böyle ya. Bir payanda yap ya. Allah'ım sen Allah'sın. Sana affetmek yakışmaz. Affetmek bize yakışır. Sen söyledin affedin. Sana çok affetmek yakışıyor. Allah'sın. Ya Rabbi şu günahlarım var ya dile getiremiyorum. Utanıyorum. Utanıyorum şu günahlarımı biliyorsun. Ama ben diyemiyorum. Onu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın İmanı,
senin yanında ne ifade ediyorsa onun hatırını affet. Oh, rahatlık olmadı. Bir tanesi diyor, nasıl olacak ya, sana ne? Sen Allah'ın ortağı mısın? Böyle ki müzikler de var. Allah'ın rahmetinde mahrum zavallılar. Allah kendisi gibi düşünüyor. Bir versin bir verir. İki versin bir verir. Hayır ben hiç vermem, verir o bana. Nasıl verir, sana ne? Mekke'de bana dediği gibi. Dedi ki niye benim kalbinden geçirdin dedi bunun peygamberi ayağını uzattın diye. Dedi benimle onun aramdaki münasebeti biliyor musun sen dedi. Çocuk dedi babasını ayak uzatmaz ama annesinin tepesine biner dedi. Tamam bir şey demedi. Evet öyledir nokta. Nokta namında bir risalemde Haşir bahsinde şu ayetin ifade ettiği hakikati tavsiyle yazmışım. Burada yalnız bir kısım temsilatı ile hulasasına bir işaret edeceğiz. Şunu da söyleyeyim. Bunu size söylettiren de Allah'tır. Size merhamet etti. Benim söylediğimi zannediyorsunuz. Hoparlör söyledi ama biliyorsunuz ki hoparlörün arkasında birisi konuşuyor. Ağız, insan hoparlördür. Ha benden biliyorsan o kadar. O kadar basit olacağız. Bunu Allah size sordurttu, Allah size cevap da verdi. Şimdi sizden tövbe ve istiğfar bekliyor. Eğer istersen o noktaya müracaat et. Mesela velillahi meselen âlâ, en iyi misali Allah veriyor, bu ayettir. Temsilde kusur yok. Şimdi Allah nihayetsiz işi nasıl yapıyor? Tek iş gibi. Beş tane misal var, çok kısadır. Birinci misal, nuraniyet sırrıyla yapıyor. Nuraniyet, cümleyi okuyayım. Nuraniyet, güneşin cilvesi kendi ihtiyarıyla olsa bir zerreye suhuletle verdiği cilveyi aynı suhuletle hadsiz şeffafata da verir. Yani hakikatin bölünmeden her yerde bulunabilmesi. Şu, güneşi düşünün arkadaşlar. Yeryüzünde küçük küçük cam parçaları yapsak. Sibirya'dan Afrika'ya kadar, Japonya'dan Endülüs'e kadar. Her tarafta küçük cam yapsak, güneş hepsini aynı anda vurur mu? Her bir camda tek başına olur mu? Sıraya koyar mı? Nurani şeylerde sıra yoktur. Hepsinde aynı andadır ama hiçbirisinin yanında değildir. Güneş gibi. Güneş otu yaptığı gibi koyunun da otunu yapıyor, şey kılını yapıyor. Gezegenleri güneş tuttuğu gibi insanın da ısınmasına vesile olur. Güneş odunun içerisinde olduğu gibi, çünkü odun donmuş güneştir. Aynı zamanda da denizin dibindeki balıkları da ısıtıyor. Nurani, oysa güneş yarım nurani, yarım nurani bir anda her yerde. Ve Allah bir anda her yerde, hepsinin yanında yer tutmuyor. Navigasyon misali, güneş misali. Güneş yarım nurani, nim nurani olduğu halde herkese aynı anda hiçbir yerde değil. Bu veren zatın nuraniyetiyle alakalı. Soracağınız var mı abim? Yok. Yani hakikatin bölünmeden her yerde bulunabilmesine misal. Allah bölünmeden hepsinin yanında Allah var. Her bir otun. Nasıl olur? Her bir otun yanında güneş olduğu gibi. Her navigasyon elinde olanların yanında uydu olduğu gibi. Beşerin fırlattığı uydu. Gözle görebilir misiniz? Yok. Kulakla duyar mısınız o yayını? Yok. Neyle duyarsınız? Çanak antenle. Televizyonla gözükür. Veya cep telefonuyla. Haşa misal. Güneş Allah'a misal. Telefon veya çanak anten, tamam, ruha misal. Telefon veya televizyon bedene misal. Telefonun, televizyonun eleti hayata misal. Programı ruha misal. Nasıl ki çanak anten gözümle görmediğimi görüyor. Çanak anten kulağımla işitmediğimi işitiyor, bana taşıyorsa, tamam? Bizdeki ruh da vazifesi
akıl gibi değil, kalp sevmek için. Akıl anlamak için. Ruh da çanak anten, Allah kavramak için. Ama 100 sene önce çanak antene tuz kabı bile vermezsiniz. Yani. Tuz kabı bile para yapmaz. Hiçbir şey yaramaz ki. Demir nasıl çekiyor? Ya uyduyu düşünebiliyor musunuz? Göz görmüyor. O uydu onu çekiyor. Öyle mi? O da oraya geliyor. İnsanoğlu yaptığı iki şeyin birleşimi böyle. Ruhun sahibi ruhta nasıl bulunabilir? Ayağım. Ruh çanak antendir. İkinci misal. Bu Allah canibinden, Allah bir anda her yerde nasıl? Şimdi bu eşyanın özelliği şu anda söyleyecek. Şeffafiyet sırrıyla bir zerre-i şeffafenin küçük göz bebeği, küçük göz bebeği ne dedik? Bir zerre-i şeffafenin, yok. İki mi okuyorduk ya? Şeffaf okuyorum değil mi şimdi? Ha, şeffafiyet sırrıyla. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Sus. O da karıştırma. Ruhtan kopamıyorum bazen. Bazen diyorum ya size bir şey söyleyeyim. Birisi soruyor, biri cevap veriyor. İnan vallahi soran da ben değilim, cevap veren de biri değilim. Ben de oradan çalıp getiriyorum size. Just, casus. Benim olsaydı deftere yazmazdım vallahi. Böyle yalnız soruyu bırakıyorum. Soruyu da ben bırakmıyorum. Bir tanesi soruyor. Vallahi şaşırıyorum. Billahi şaşırıyorum. Zatına yemin ederim bak size şey için demiyorum. Sormak da cevap da ben hiç alakası yok. Nasıl oluyor bilmiyorum. Size bir şey söyleyeyim gene. Yeni bulunmuş. İngiltere, Fransa, Amerika, Almanya yapmış vazgeçmiş. Denemişler. Beyne cihaz takmışlar. Şimdi soru soran ben değilim, cevap da veren değilim. Bak anlatayım. Buraya cihaz koymuşlar. Kaderi de acayip anlayacaksınız. Buraya cihaz koymuşlar. Adama demişler ki, sana komut veriyoruz. Cihaz entegresi yap, ekrana gözüküyor. Sana diyoruz ki diyor, ne yaparsak onu yap. Adama diyorlar, tamam. Şu elini sağa yatır. Tamam. Adam yatırıyor, cihaza bakıyorlar. Beyin, biz ilk önce şöyle biliyoruz. Beyin komut verir, el yatar. Öyle değil mi? Öyle biliyoruz. Ben de öyle biliyorum. Evet. Diyor ki, cihaza takmışlar. Yeni ay 2 senelik hadise. Gizli tutuyorlar ama bana bir seneden beri bunun haberim var. Adam tekrar söylüyorum, cihaz takılmış. Adama diyorlar ki, elini sağa yatır. Yatırıyor, beyni bakıyorlar. Yarım saniye sonra beyin komut veriyor ele. Sağa yatır. Oysa el yatmış. Haberi yok. Şimdi bilim adamı soruyor. Ben komut verdim, eli yatırdı, akıl yarım saniye sonra komut veriyor. Buraya ses girdi, tamam mı? Diyor ki, ben komut verdim, komutumla akıldan önce yatıyorsa, akıl olaydan sonra devreye giriyorsa, gündelik hayatta insana komut veren akıldan önce birisi var diyor. Kimdir o? Aklı esas yapanlara gönderme. Bu, daha şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim. Çok garip. Gene onlar söylüyor. Bu, yapılan şeyler. Yapmalar var. Elini kaldırma. İlk önce elini kaldırma dediğin zaman olumsuz. İlk beyin komut veriyormuş. Olumsuzluklar, yapmamalar beyinden sonra komut geliyormuş ele. Fiiller ise yapıldıktan sonra komut geliyormuş. Şimdi Risale'de cevap veriyorum. İyiliği isteyen rahmet ilahi, halk eden kudret-i Rabbaniye, sen dışırla sahip çıkıyorsun. Dışır, ezberlemeniz için. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile sahip çıkabiliriz. Senin değil. Eylemler bizim dışımızda oluyor. Ya bir sürü soru var. Ben anlamam kardeşim. Ben realite edemezim. Kafana yatar ve yatmaz. Bilimim. Eylemler, fiiller yapılıyor, komut sonra geliyor, olumsuzluklar, beyinden komutlar geliyor. Demek ki menfileri biz istiyoruz, müsbetleri, fiilleri o halk ediyor. Vücudi olanlar Allah'tan,
Evet, Adem'i olanlar bizde. Peki hemen bir soru gelir, sonra cevap vereyim. O zaman fiil. Allah'ın kaderi tek çalışır. Kafirin kaderi yoktur. Kader iman, iman. Beş tane iman esasına iman edenin hakkıdır iman etmek. Çünkü kader bizi nerede kurtarır? İki şey. Nefsi gururdan. Nefsi gururdan. Şeyin cüz ihtiyarı. Adem'e musibetten. Onun dışında yeis ve neyin ilacıdır? Hüznün. Hüznün. Yeis ve hüznün ilacıdır. Kafir bunu hak etmiyor. Men amele bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden, kederden emin olur. Kederden emin olduğun kadar kaderine imanın var demektir. Kaderi inkar edenlere kapak olsun. Senin bir tanesi dedi ki bana, Hollanda'da mıydı ya Fransa'da? Hocam dedi, sizin için dediler ki dedi, balık şeyinde. Tamam, oradaydı yerde. İki kişiydik. Baktım pat 3-4 kişi yoğunluğum, Allah Allah. Sonra ne koydular? Hocam sen siz hocasınız dedi. Çok mantıklı konuştuğunuzu söylediler dedi. Buyurun dedi. Paldır kürdü gelince böyle. Dedi ki kader soracağız dedi. Siz Allah'a inanıyor musunuz dedim ilk. Yok dedim, sizin kaderiniz yoktur dedi. Allah olmayanın kaderi yoktur. Allah olmayınca kader de yoktur. Kader yoktur. Öyle baktı. Bir insana kafir de olsa senin Allah'ın yoktur deyince ne demektir? Sonra bir umut çekip gitti ya. Kaderi yok. Allah'a inanmayanın kaderi yoktur. Kader de insanın kendisidir. Hariç değil. Amentu billahi. Allah benim dışımdadır. Ona iman. Ve melaiketi. Melekler benim dışımdadır. Ona iman. Ve kütübi. Benim dışımdadır. Ve resulü. Benim dışımdadır. Ve bil ahireti. Ve bil ahir. Ahiret, ön doğru mu söyledi? Ha velyom ila ahir. Benim dışımda. Hiçbirisinin izahı yok. Ve bir kaderi, parantez aç izah, hayri ve şeri. Benim dışımda değil. Allah benim dışımda. Melek benim dışımda. Kitap benim dışımda. Peygamber benim dışımda. Ahiret benim dışımda. Ve bir kaderi, ona da iman ettim. Her iman eden, iman ettiğim şeyin dışımda ya. Kader değil, dışımda bir şey yok. Kader iman. Kime ettim? Tam da kader ne yani? Allah'a iman ettim, Allah'ım benim dışımda. Melekler ettim, benim dışımda. Kader iman ettim. Kader kim? Ki ona iman ediyorum. Beş tane iman esasını hazmedip olayları ve Allah'ı yorumlayan kişinin kendisi. Hali ve vicdani. Hali ve vicdani. Sensin. Ama bir tanesi dedi ki bunu, bayağı birilerden çıktı. Kaderi hiç anlamamış dedi Hasan kardeş. Cevap doğru söylüyor. Allah çok hoş ya. Çok hoşuma gidiyor. O kadar seviyorum, hoşuma gidiyor Allah. Sizin de hoşuna gidiyor. Şu anda tatlı hali veren o değil. He? Şu anda huzurunuz yok mu? O hazır olmaz, huzur olur mu? Ha, o işte. Sizi seviyor ki şu anda sevgisini verdi. Ben sevmediğime en çok sevdiğimi vermem. Allah'ın çok sevdiği imandır. Onu da sana vermiş. Seni çok seviyor. Hadi şeffafiyet sırrı. Nuraniyet sırrı. Yaratana bakıyordu. Şeffafiyet sırrı ise mahlukatın yapısına bakıyor. Bir zerre şeffafinin küçük göz bebeği güneşin aksini almasında denizin geniş yüzüne musavidir. Ha? Ha? Ne yok? Oradan okudum. Ha. Ben şöyle yapayım. Bende de manyaklık oldu, size de mi oldu acaba diye düşünüyorum. Şimdi bak arkadaşlar, ufak bir zerre nurani güneş için alıyor mu? Güneş ufak bir parça, al kadar, çam parça, alıyor mu? Alıyor. Kar tanesi alıyor da güneşi parlıyor. Koca deniz yüzü de alıyor mu? Alıyor. Eşyanın bir melekütiyeti var. O emir alma özelliği var. Yani fark etmiyormuş. Büyük küçük. Hepsinin içine alabiliyormuş. Buna şeffafiyet sırrı denilir. Yani melekütiyeti eşya emiri dinler. Şöyle diyeyim. Burada da geçecek ama. Bakayım. Ha, bunu acele etmeyeyim. Şurada bakayım ne geçiyor. Şeffafiyet sırrı. En ufağına, en büyüğüne alabilmesi. En ufak en büyüğünü alıyor. Hakikaten cam parçası.
Daha şunu diyeyim. Güneş ne kadar büyük bizden? 1 milyon 400 bin. Öyle biliyorum. Ondan aşağı pazarlık yapma. Peki dünyamız güneşe 1 milyon 400 bin büyük. Dünyaya göre ufak bir cam parçası koyun. Güneşi komple içine alıyorum. Ha, şeffaf olan şeyler için ha koca bir güneşi ha dağ ha ufak beni. Bunu da içine alır. Yani vuran birisi nuraniyetti, alıcı da buna mı sahip? Nedir o? Şeffaf olması, melekutiyet, eşyanın melekutiyeti için fizik, metafizik, madde, antimadde veya kuantum. Kuantum fiziği elimizde ha, gayet değil ha, burada yaşadığımız alem. Ne diyor biliyor musun kuantum fiziği? Bu nerededir? Burada. Bu kağıdın hepinizin elinde olması peygamber yaparsam, mucize ben yaparsam keramet olur. Niye? Harika ya, bu kağıt her yerde olur mu? Olmaz değil mi? Olmaz. Kuantum fiziğinde bundan ters çalışıyor. Bir kağıdın olması gereken her yerdeymiş. Kuantum fiziğinde bir şeyin bir yerde olması mucizeymiş. Bu dünyada bir şeyin her yerde olması mucize. Kuantum fiziğinde her şeyin her yerde olması normal, bir yerde olması mucize. Görüyor musun? Ha, eşyanın kuantumu, metafiziği, fiziği, arkası böyle. Büyük küçük fark etmez. İçine alıyor. Nasıl alıyor? Ya su zerresine ısı girmiyor mu? Suyu ısıtıyorsunuz. Ne demek o? Su neresine giriyor suyun? Sıcaklık suyun neresine giriyor? Her yerine. Ruhunuz içinizde mi, dışınızda mı? Başınızda mı, sonunuzda mı? Nerededir? Ya. Yer yok ki. Odunun dumanı ve nuru neresindedir? Başında, sonunda falan her yerinde. Ha, demek ki birincisi nuraniyet, veren zatın her yerde olabilmesi. İkincisi alan şeyin her şeyi büyük küçük fark etmesi. Fark etmeden alabilmesi. Sistemi var. Yani sistemi buna müsait. Yani bir iş, yani Allah bir anda nasıl yapabiliyor? Yapıyor. Maddenin yapısı bu. Üç. Ona ait izah yapmayacağım. Uzun ama bir de okuyayım şeffafiyet. En ufağın en büyüğünü alabilmesi. Bir tane de örnek vereyim. Daha herhalde olmadı gibi bu. Bana öyle geldi. Nükleer santral var. Yüksek fizikçiler bu. Ne fiziği diyenlerle Ahmet buna? Nükleer santralda çalışan fizikçilere? Nükleer fizik. Nükleer fizik diyor. Şimdi arkadaşlar, nükleer santralın teknolojisini düşünün. İlmini düşünün. Bilim adamlarının öz emeğini düşünün. Tamam. Bu ne yapacak? Atomda var olan enerjiyi dışarı çıkaracak. Neyle? Bu ilim ve teknolojiyle. Bu ilim ve teknolojiyle var olanı dışarıya çıkartmak için bu kadar ilim ve teknoloji gerekiyorsa, yokken o korkunç enerjiyi atom olarak yapan zatın ilim ve teknolojisini düşünün. Yani şu kör sudan ve kör maddelerden, fasulye, kuru fasulyeden göz yapılıyor. Görme aleti yapılıyor. Kullanılan teknolojiye bak. Nerede? Karanlık alem anne karnında. Kör maddelerden karanlık yerde aydınlık aleminin gözü yapılıyor. İmal ediliyor. Kullanılan şu teknolojiye bak. Şimdi bir atomda nükleer enerji var. Onu bu ilim ve teknolojiyle çıkartıyorsun. Yokken onu tasarlayan o korkunç enerji adeta pistonla sıkıştırıp atom haline koyup önümüze koyan zatın ilim ve teknolojisini düşün. Bu şehri aydınlatmak için o atomları parçalayalım da içindeki enerjiyi kullanalım diyoruz. Ben Amerika'nın bir eyaleti miydi yoksa Amerika'nın komplesi mi? Günde 7 gram uranyumu ortadan kaldırıp parçalayıp elde ediyorlarmış. Gündelik enerji, o sanayi vesaire.
eyalet midir, komple devleti mi? Ahmet bilir onu. 7 gram. 7 gram kafamda kalmış. Bir sakız 5 gram. Bir sakız 5 gram. Ben nasıl bir güneş yaptım ya? Çok mu çiğim acayip? Şimdi 3 intizam sırrı varmış. Bu da çok antika. Ne demek? Hikmet ve kaderin intizamı. Bir çocuk parmağıyla gemi suretindeki oyuncağını çevirdiği gibi kocaman bir dirit notu da çevirir. Şimdi çok bir 300 bin tonluk gemi düşünün. Çok kuvvetli bir adam düğmeye basıyor, çalışıyor. Çocuk düğmeye basıyor, çalışıyor. Gemi diyor mu ki çocuğun düğmesini kale almam. Demiyor değil mi? Komut komut. Demek ki Allah bu eşyadan eşeği nasıl çıkartıyor? O bir şey değil. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bu sistemi kurmuş. Geminin düğmesine basmak kalmış. Ha bunu peygamberle bu yetkiyi verir Allah. Der ki mucize densin. Geylani'ye verir. Eşyaya şifre bu. Ruha bir şifre veriyor. Eşeğe hükmet. Önemli olan gemideki düğmeye basıp da gemiyi çalıştırmak değil. Gemiyi ilk kurmak. Allah ilk kurdu. O kurması zor. Anladık mı? Buna ne deniliyor? İntizam sırrı. Yani hikmet ve kader. Kader nedir? Esma-i Hüsnanların, Hüsnanların kainattaki bütünlüğüdür. Sistem ya. İnsan buna iman etmesi sistemi, entegreyi yani sistemi anlamlandırıp ona uygun bulunması. Program. Evet, program. İmamımızın kitabı. O sistemi fark edip, o sistemle aktif olup sistemi çözmek. O zaman ne olur tabii? Hani olmayan kara kediyi karanlık yerde aramaz. Der ki kadere, ben fıtratımın istediği bir hayat var. Bir anda her yerde olmak istiyorum. Sonsuzluk huzur istiyorum. Dert istemiyorum. Bakın bakalım hiç isteğimizin hiçbir tanesi da yok. Bunu fark eden, sistemi fark eden kişi der ki bu isteğimi erteleyim ve öteleyim. Buradası değil. Dağıtılsın var. Tamam yatakta ayrı bir davranış, tuvalet ayrı bir davranış, yemek yerken ayrı vesaire dersi ayrı. Yani birbirini karıştırma kardeş. Ha, dünya, la rahat defi dünya, ila darul ahire. İnsan en büyük kötülüğü kendisine yapıyor. Ne yapıyor? Muhalif talep ederek kendisine kötülük yapıyor. Muhalif talep ediyorsun. Bilirsin ki bu hayat böyle bir uzun tanesi değil, 10 tane tokat bulur. Burası keyif yeri değil. Boşuna koşma. Bulamayacaksın. Koşmak demek olmayan kara kediyi olmayan kara kedi karanlık odada aramak neyse fıtratının karşılığını dünyada. Zevklerin, internetlerin, oyunların peşine koşanlar. Tatmin olamayacaksın. Çözüleceksin ve çökeceksin. Beyin sömürülecek ama istediğin olmayacak. Ona delil şimdiye kadar çöküntü yaşamaktır. Yok, fıtratının lezzeti, o lezzet peşine koşuyorsun ya, lezzet tuzakları yok burada. Ha bu nedir? Kadere iman, kader demek kainatta bir sistem çalışıyor. O sisteme uygun davranırsan kainat sana sistem red cevabı vermeyecek. Mesela ölüm korkusu nedir? Geçmiş günahların korkusunun adıdır. Mezar korkusu değildir. Mezar korkusu olsaydı herkes de olurdu. Şebi Arus demiş. Düğün gecesi demiş. Bir kısım insanlar ölüm istemiş. E biz niye korkuyoruz? Ölümden korkuyoruz. Günahlarımızdan korkuyoruz. Almanya'da çalışıyorsun. Kazandığın parayı Türkiye'ye gönderiyorsun. Baban yatırım yapıyor. Sen oradan gelmek istemez misin her yazın? Ama kazandığın orada yedin. E Türkiye'ye gelmek istemezsin ki. Ha, yatırımı nerede yaptınsa orada olmak ister. Yatırımı burada yaptınsa buradan çıkmak olmuyor. Zor oluyor. Eğer buradayken, gurbetteyken yatırım oraya yaparsan oraya gitmek istersin. İstemememizin sebebi buraya burası için yaşadığımız içindir. Burada orayı yaşarsak gitmek istersin. Yaşadığın kadar
ölümü istersin. Ben bu dersin hürmetine demiyorum, yalan da demiyorum. Namertim bugün şu anda ölüm gelse yok dersen. Şu anda ama derste. Çünkü öyle inanmışım sistem. Sistemde böyle çıktı mı bütünselliği kazanıyorsun. Çünkü bütünsellik muhatap. Hadi bakalım. Üçüncü şey kaç etti? Dört. İmtisal siriyle bir kumandan, bir tek neferi, bir arş emriyle. Çok acayiptir bu. Bu yarın bu dersi yapacağım. Belki de 4 saat sürecek. Ben bir hulasa edeyim. Bak, imtisal siriyle bir kumandan, bir tek neferi, bir arş emriyle tahrik ettiği gibi bir koca orduyu da aynı kelimeyle tahrik eder. Şimdi ben size söylüyorum. Arş diyorum. Kimse hareket etmiyor. Komutan diyor ki arş. Niye ediyor? He? Odayı sat. He? Arkasında devlet var. Arkasında devlet var. Başka ne diyecek? Sistem öyle. Sisteme, sistem diyor. Başka? Yetkili kişi. Yani yetkili adam uymaz da. Yani niçin mesela bir arş diyor, 1000 kişi alay hareket ediyor. O arş kim? Ben diyorum, aynı sözü ben söylüyorum. O da insan, ben de insan. Oldu. Bunun da ortamın kanunu. Bir devletin kudreti, bir gücü var. Arşın o kelimenin içinde başka bir şey var mı? Aynı asat var. İlim, irade, kudret, kelamın içerisinde var ya. Evet. Kelime göre değişiyor. Değişiyor. Bak, intisal nerede çıkıyor biliyor musunuz? İzandan çıkıyor. İzan mülktür. İntisal melekuttur. Nedir biliyor musunuz? Arş deyince bu beyin komutanı çanağını tuttu. Seni ortadan kaldırıyor o komut. Arş deyince benim arşım değil. Sanki o adam küçüldü, sesiyle girdi, o komut, o çalıştırıyor beynini. Ben yokum. Seni ortadan kaldırmış. Çünkü o zatın arş diyenin ilmi, iradesi ve kudretini tasavvur ediyor. Seni ortadan kaldıran şey. Yani bir kumandan bir nefere arş dediği gibi bir orduya da arş diyor. Nasıl uyuyor? Yani beyin onun arşına odaklanmış. O zaman sen yoksun. Seni ortadan kaldırmış. Sen sanki senin kafan, hayır. Adam kafana girmiş, o yapıyor. Bismillah ya, o kudret tezeriyeni tağlık ve teslim ederler. Kalbin kesmine yardım edici yüzü olur. Bir daha söyle izle. Bismillah, kudret tezeriyeni tağlık ve teslim ederler. Kalbin kesmine yardım edici bir ruh olur. Ruh olur. Yani sen kudretin düğmesine basıyorsun besmeleyi. Evet. Kudreti. Dima'da 7 mertebe var. Aşağıdan yukarıya, soğan kabuğundan içeriye. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Diş komutlara, diğerleri bir şeydi. Teklif taakulla yapılıyor. Allah vahyi taakulla yapıyor. Tasdikle ilim yapıyor. İlim yaparak tasdikliyor. İzan ise kendi benliği çıkıyor. Kendini ortadan kaldırıyor, o oluyor. O oluyor, sen o arşa uymuyorsun. Arşı sen veriyorsun. Sen sana kim değilsin. Bu imtisal sırrı işte. Çünkü, peki bir tane de örnek vereyim de anlaşılmadı. Bilgisayarım bozuldu Ahmet. Program. Biliyorsun bedeviyim, o kadar beceremedim. Almanya'ya telefon ettim. Şimdi Allah razı olsun, Erdinç'te falan var. Erdinç'te de uzaktan ediyorum. Burada da var bilgisayarcı. Bilgisayar, abi yapayım sorun değil. İstersen sen namaz kıl, Kur'an oku. Tamam. Abi diyor, Te'avivamu ne bir program var. O program var. Abi dedi, şifresini söyle. Bir idresi var, bir şifresi var. İki tane. İki taneymiş. Tek şifre değilmiş. Bir iman, bir İslam. Tamam bak şimdi. Hakikaten. Girdim. Almanya 3000 kilometre. Bir baktım adam çalışıyor vallahi. Tak tak onu yap. Peki nasıl oluyor? Dedim onun yanında durdum. Başkasının onun bilgisayarını getir bir bakayım dedim. Yani aynı yani Almanya'da burası. İki şey tek şey yoktu. Beni bilgisayarımı yapmıyor. Kendi bilgisayarını yapıyor. Beni içine aldı.
Teambibamı ne o programla? Bir, mesafe. İki, zaman. Üç, bilgisayar şekli. Benim bilgisayarımı gördüm. Bunu görmüyor. Şeklime geliyor. Mesela benim ekranım çok büyük. Onun küçük. Fark etmez. Bak, Almanya ile bunu mesafeyi, zamanı ve bilgisayar şeklini ortadan kaldıran program beni ortadan kaldırmış, kendisi olmuş. Kendisi çalışıyor. Bunu burada yapayım. Bunu burada yapıyor. Oradan burası bir insanın yaptığı teknolojiyle iki şey tek o şey olursa, Allah'ın yaptığı izan programı ile o iki bilgisayar arasındaki iletişimdeki o bağ intisaldır. İki şey tek şey oluyor. İki şeylik yoktur. Evet. Bunu ruhuna müdahale ediyor. Efendim abi? İnsan o zaman iman izandır diyor ya. Yani. İman izandır. Neyle tek oluyoruz o zaman? Fazla şey yapma. Bak. Sevapta sen varsın. İmanın içinde Allah var. İmanın sureti mahluktur. Kanuniyeti sendedir. Hakikat esmadır. Mahiyet Allah. İki şeyi ortadan kaldırıyor. İkiliği kaldırıyor iman. Sen ben yok, o. Vücut bulmak istersen münadın ol, vücut bulasın. Bulasın. Anladın mı? İkiliği ortadan kaldıran insandır. Korkunç değil mi? Ve diman cennetiymiş İsa. Çünkü iman orada. İman itikatta değil. İntisal görüyor musunuz? Bir nefer, bir komutan bir nefere bir orduya aynı kelime söylüyor. Niye? İntisal sırrı. Yani eğer biz ona, burada neydi? İntisal nerede? İntisal, koca bir eğer biz ona intisal edersek, yani kendimizi ona açarsak, yani eşyanın evamiri tekviniyesi aktif oluyormuş. Şu, bir daha. Komutan diyor ki, arş direkt geliyor izana. İzan içinde bir sıfat var, intisal. İzanla intisali söylüyorum. İzan balıktır. İntisal balık kokusudur. Sıfatıdır. Komutan diyor ki, arş benim beynime girince izanıma geliyor. İzanında ikiliği ortadan kaldırıyor. Tek vücut oluyor. O ne diyorsa benim vücut, beynim onu yapıyor. Teslim etmişim. Ben çıkmışım. İki ceset, tek ceset. Yani iki bilgisayar, tek bilgisayar. 10 tane bilgisayar koy, tek adam. İman izandır. İman izandır. İslam iltizamdır. İman neydi? Hakkı kabul ve tasdik. Hakkı kabul ve tasdik. Yani şifreyi söyle abi dedi. Ötekisine ID numarasını ne diyorlar? ID numarası. Sistemi kabul etmek yani. O sistemi kabul etmen lazım. ID numarası. İki tane. Bir yukarıda söyledin bana, bir altarı söylesin. Yukarıdaki şifre miydi abi? Şifre sana özgü oluyor. Biri adres, biri anahtar. Birisi? Adres ve biri anahtar. Harika. Misali görüyor musun? Birisi adres, Gökalp Mahallesi 40. Sokak No. 4. Bir de kapı anahtarı var değil mi? Harika. Tebrik ederim. Allah razı olsun. Ufkumu açtım. Bu intisal böyle bir şey. Ne yapıyor biliyor musun? İşin emirle evamiri tekviniye giriyor. Yani yazılıma giriyor. Yazılımda ne var? Evamiri tekvini içinde ne var? İhtiyaç, iştiyak, incizat, meyil. Peki o dört tanesi nedir evamiri tekvini? Vicdanına bakıyor. Meyil iradeye bakıyor. Evamiri tekvini aktif ediyor. Yok adam iki tane, tek adam. İşte emrediyor. Arş diyor oluyor. Arş deyince benim cinsim beni benden çıkarıp kendisi oluyorsa, ben onu yapmak zorundaysam, Allah ve eşya nasıl olur? Onun yazılımı Allah'ın elinde. Adresi de, anahtarı da Allah'ın elinde. Miraç'a çok güzel bir örnek. Miraç'a nasıl bir örnek oldu söyle.
Adres ve anahtar denildi ya. Cenab-ı Allah sadece Peygamber Efendimiz'e işte adres ve anahtarı verdi. Gitti geldi kapıyı da açık bıraktı ya. Yani. Kapıyı ümmetine, alimlerine açık bıraktı. Ulan sen kafan böyle çalışırdı ha. Diyecek mi ötekisini? Ama böyle demek zorundayım. Aferin maşallah. Miraç. Elinde ne vardı Allah Resulü'nün gidip geldi? Bir şey götürdü. Üç tane şey. Anahtar, emanet, nur. Bak. Bak. Aa, adres ve anahtar, iki tembih var, bilgisayar. Onun için teknoloji bilgileri benim acayip bir şeyimi açıyor. Lan oradan beri benim bilgisayarımı yapıyor. Bir tanesine dedim ki ya buraya koy ya, ben iki tanesini bir anda göremiyorum, almayı öneririm. Bakayım senin bilgisayar, alın benim bilgisayar içinde. İçinde de değil, tek olmuş. Lan burada, abi dedi bir tane de varsa bir getir dedi, bunu da koyalım. Üç tane tam, başka bir şeyler, üçü de bilgi yapmış. Fesubah. İnsanoğlu böyle yaparsa Allah ne yapar? Bütün zerreler de Allah tembihatle girdi işte. Ya biz de yanındaydık, sırrı da kolaylaşıyoruz. He. Allah uzak yakın değil. 3000 kilometreden bilgisayarını yapıyor. Sen de burada yapıyorsun. Ha burada yaptım abi dedi. Şurada şunu tamir ediyorum. Ha açmayayım. Öyle bir şey yok. Allah'ın anahtara ihtiyacı yok da kulundan bekliyor onu. Yani anlamak için. Allah da o anahtarını ve adresini aldı, tembiba ile girdi. Bizim sistemimize girdi. Biz bilgisayarız. Allah'ın da subuti sıfatı orası bilgisayarı ilmiyle tak tak benim sisteme girdi. Sistemim çok müsait. Sistemin ona dönmez olması. Ama o yazılım yoksa, bilgisayarda o tembiba programı yoksa giremez. Bende de imanım yoksa Allah arar seni telefonla. Her gün 70 defa arıyormuş. Telefon cevap veriyor haşa. Ya Rabbi aradığın numara ya sana kapalı veya kapsama alan dışında. Cevap veremiyor. Cenab-ı Hak kapatıyor. Tekrar arıyor. Ya Rabbi ulaşılamıyor. Çünkü kendisiyle meşgul. Kapatıyor. Ya Rabbi kapsama alanın dışında haram bölgesinde. Allah usanmıyor. 70 defa seni arıyor. Ben olsam vallahi bir defa belki ararım, belki aramam. Yemin söylüyorum. Lan lan. 70 defa kim aradın sen? Sana başkan diyor abi. Şey öyle dedi. Abi Cumhurbaşkanı'na daha çabuk ulaşırdım dedi ya. Allah ne hoş ya. Uzaklardasınız ya. Ha? Ya. Şöyle bir şey diyeyim. Neyse iyi. Tamam. Peki. Allahu Ekber. Muvazene sırrı. Hadi bakalım. Kardeşim ahiret mi ahiret? Nerede ya? Nereye iman ya? İman ettiğin şeyle tek oluyorsun. Tembibe oluyor ya. Giriyorsun orada. Neyi nerede arıyorsun? İman ne demek manası? Emin olmaktır. Yani bilgisayarın içine girdim. Emin olmak. Neyi nereye emin olacak? Neyi nerede arıyorsun? Ahirette mi arıyorsun? Fizik neredeyse, metafizik oradadır. Suret neredeyse, hakikat oradadır. Cesedim neredeyse, ruhum oradadır. Odun neredeyse, duman ve nur oradadır. Eşya neredeyse, Allah oradadır. Dünya neredeyse, ahiret de oradadır. Farkındalık olmuyor mu abi? Sanki hani bağlanmak değil de var olan bağın farkına varmak manası olmuyor. Evet, o bağlı zaten. Ama mesela bir tanesi yapmış. Anahtarda belki bizim farkındalığımız oluyor. Yani. Bak bir tanesini söyleyeyim, farkındalığı. Sen tanırsın, senin dostun, benim de dostum. Şirket kurmuş. Şirket kurmuş. Bir sürü elemanları çalışıyor. Onlar yokken patron, bilgisayar yazılımcıydı eskide bu. Gitti hepsinin temin ne program aldıysa kendi bilgisayarına bağladı. Kim ne yapıyorsa görüyor masada. Yapmış ama bu da yanlış. La tecessüsü, haramdır. Haramdır. Haberi yok kimse. Tabii. Bu haramdır. Haramdır. Kamera koyacaksan gizli koyamazsın. Haramdır. Söyleyeceksin. Haramdır. Bak ne oldu? Bak harama bakın. Bak haram, bak nasıl haram. Kardeşi biraz da saf. Ben de safım bunun. Oturdu, abdest aldı, namaz kıldı. Bilgisayarına, şirkette çalışıyor. Ekrana geldi.
Ne haber lan? İyi misin? Allah Allah. Ekranda. İsmiyle. Söyleyeyim mi ismi? X. Ne haber lan? İyi misin? Allah Allah. Lan. Bakıyor. Benim ismim ya. Şimdi bana diyor. Ne o? Burada ben kamerada tepede de şeyi görüyor. Şaşırma öyle. Garip garip bakma. Hem yazıyor. Dur koltuğa yaslanma gel. Ondan sonra olay bildiğim için gidiyor. Cin girmiş diyor, cin girmiş diyor. Bilgisayar bir programdan diyor. Onu tutana kadar değil beraber zaten şükürü terk ediyor. Ta bahçeli evlerden buraya yaya geliyor. Bana geliyor, abi kurtar cin beni bilgisayar. Ulan dedim cinin başka işi yok da bilgisayar mı diyor, ben sana girdim. Abi ne yapıyorsa mı söyleyeyim? Ne yaptın? Namazın makbul olsun, abdestin biliyorum. Her şey ne yaptımsa şey yapıyor. Hem oradan görüyor, hem oradan görüyor. Bilgisayar yazıyor. Ondan sonra onu okuyana kadar, kurtarana kadar canım çıktı 3 gün. Bana oldu fatura. 3 gün ona 300 okudum. Hakikaten çarptım. Peki, cin girdi. Ben cin bana girdi dedi de. Peki, ya Allah bana girdi bilse. Zaten girmiş de, şuur dedin ya, zaten var. Ha, şuurun farkındalığı böyle var. Mesela ahiretin böyle eğer o üzerindeki tenteneli perde var ya şifre kalkınca, vallahi öyle diyorlar, dünyanın hiçbir şeyi alakadar etmiyorsun. Olmuş, olmamış, gitmiş, gelmiş. Yalnız hizmete taalluk ediyorsa değer var. Hiçbir şeyin bir şeysi yok. Hepsi sure. Nasıl bir aletse, öyle bir alet oluyormuş diyor. Şimdi muvazene sırrını okuyorum, son. Değil mi? Son. Saatimi de geçirmedim. Mümkünatın vücut ve Adem'in musavatından ibaret olan imkanındaki muvazene sırrıyla. Neyi o? Cebi fezada bir terazi ki, öyle hakiki hassas ve o derece büyük farz edelim ki, İki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder. Ve iki güneşi de istihap edip tartar. Yani şöyle bir şey düşünün. Çok çok büyük terazi düşünün. Ama o kadar hassas ki. Hani kumu tartan, kömür tartan değil de kuyumcuların. Çok hassas değil mi sen bilirsin. Ondan daha hassas. Terazi düşün abi. Bir tane ceviz buna koyduk hemen. Bir tane kefeyi dağın dibine, ötekisini dağın dibine çıkarır mı? Çıkarır. O iki kefesinde konan iki cevizi, birini, cevizin bir tanesini semavata çıkarır, birisini yerin dibine, yere indiren aynı kuvvet. Bak şimdi, bir tanesini nereye çıkarıyor, bir tanesini nereye indiriyor? Aynı kuvvetle iki şems bulunsa onun yerine güneş koyun. Cevizin yerine. Bir yere güneş koyun. Öteki kefeye de güneş koyun. Konusa ona bir tane ceviz koyun bir tarafına. Bir ceviz güneşi çıkarır mı çıkarmaz mı? Bir daha. Bak. Hassas terazi. Ceviz koydum. İndi aşağıya. Öteki çıktı. Buraya koydum. Şimdi kaldırdım cevizi. Denge geldi mi? Bak Allah nasıl yapıyor. Allah dengeyi bozuyor. Yokluğun dengesini bozarak varlık oluyor. Yaratmıyor aslında. Haşa. Yani yokluğun devresi, devreden çıkıyor var oluyor. Çünkü vücutta varlık esas. Bak şimdi. Terazi hassas. Cevizi koydum indirdim. Aldım cevizi hassas. Koy buraya bir güneşi. Bir daha buraya koydum. Dengeli durdu mu? Uçak kanatları gibi. Şimdi ben bu güneşi tepeye çıkaracağım. Güneşi ya. Hiç gerek yok bu şey. Kay buraya bir cevizi. Bunu, bu güneşi aşağı, bu güneşi ne yapar? Peki, bu güneş mi çıkarttı, ceviz mi çıkarttı? Ceviz. Gördünüz mü? Koca güneşi, ceviz yukarıya çıkarttı. Allah bir şey yapmak için dengesini bozuyor, bir şey yap. Ceviz koyar gibi. Terazinin dengesi, Adem'le vücut arasında varlık dengelidir. Bir tarafa ol dediği zaman yapsan, dengesi bozuluyor. Hemen var oluyor. Anladık mı burayı? Muvazene sırrı. İki şemsi bulunsa birini arşa diğerini ferşe kadar kaldırır indir.
madem şu adil yani sıradan, nakıs, eksik, fani mümkünat bizim gibi nuraniyet sırrıyla, şeffafiyet sırrıyla, intizam sırrıyla, intisal ve muvazene sırlarıyla en büyük şeye, en küçük şeye musavi olur. Yani bu beş tane sır, nuraniyet, iki şeffafiyet, üç intizam, dört intisal, beş muvazene sırrıyla en büyük şey, en küçük şeye musavi olur. Hadsiz hesapsız şeyler bir tek şeye musavi görünür. Elbette kadir-i mutlakın zatı ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin nurani tecelliyatı kudretinin ve eşyanın melekutiyet eşyanın şeffafiyeti bak Allah'ın nuraniyeti varlığın enfusi kuantumu suretinden latif olması 3 kainat sisteminin hikmetiyle kaderiyle sistem olması yani sistem çok dengeli birbirine. Buna hikmet ve kaderin intizamatı 4 kaç ise eşyanın evamiri tekviniyesine kemal imtisali yani onun tembibasına giriyorsun çok müsait olması ve mümkünatın vücut ve ademinin musavatından ibaret olan imkanındaki muvazene sırrı. Yani şu bardağın yaratılması ile yaratılmaması Allah var iken bu yoktu. Eşittir. Allah bunu nasıl çıkarttı? Ceviz koyarak. Koca güneşi bir cevizle yaptığı gibi. Yani bunun varlığıyla yokluğu aynıdır. Var olması %50, yoklukta kalması %50. Ne yapıyor? Bu hafif bir dokunmak gibi. Ol diyor. Yani sistemi, o sistemi bozuyor. Adem'de yoklukta kalma. Aslında yokluk nedir? Varlığın zeminsiz zeminidir. Adem vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Adem varlığın yokluğudur. Vücudun vücutsuz zeminidir. Adem'e mutlak yoktu değil mi? Yok. Adem mutlak yok. Adem mutlak yok. Adem'i sırf başka. Bir de Adem var. Adem'i sırf var. Adem mutlak yok. Şimdi bu kadar örnek şey yaptık. Nuraniyet, şeffafiyet, muvazene, intizamat, intisap var bir de. Bir de eşyanın sisteminde Adem ile yokluk beraberdir. Yokla vücut. Onun hafif bir dengesini bozuyor. Büyük küçük önemli değil. Sistemini hafif bozuyor. Nasıl bozuyor? Mesela diyelim bilgisayarda hassas bir ölçüm yapıyorsun, radar böyle. Başka bir parazit onu bozabiliyor. Görüntüyü bozabiliyor. Hani rüzgarın veya dünyanın dönüşü veya senin bilgisayarında hafif başka bir şey geliyor. Yani mesela şuradan ben seni bozulmaz da çok ileride olsam en ufak bir oynatma seni ortadan kaldırır. Ciltler büyüklüğündeki DNA'nın sıralamasında bir değişiklik bütün hepsini bozuyor. Bozuyor. Hatta kaç yüz metre yukarı çıkarmış ansiklopedi DNA'nın sırasını, o küçücük sırayı, bilmem kaç metre kalınlığı ansiklopedi olması gerekiyor. Bir nokta, bir tanesi bozuyor hepsini. Yani işte, sistem. Evet, aynen. Evamiri tekviniyesine, yani evamiri tekviniye deyince maddenin yazılımı. Yani dalıyla budağıyla uğraşma, çekirdeğine müdahale ediyorsan, çekirdeğine, yazılımına, evamiri tekviniye deniliyor, çekirdeğin ağacın yazılımına, kemal imtisali ve mümkünatın vücudu, yani çanak anten uyduya bakıyor. Çanak anteni koyun öteki mahalleye, çeker mi? Çanak anteni koyalım arkadaşlar, bırak uyduyu. Öteki mahalleye koysak çeker mi? He? Çekmez kardeş, çekmez. Çünkü bu çanak anten uyduyadır. Ha, eşyanın evamili tekviniyesi de kudretedir. Allah'ın uydusuna. Bu çanak anten uyduya haşa uyduya Allah de çanak antene eşyanın sistemi, yazılımı. Ona bakıyor. Ona. Çevir böyle öteki mahalleyi almaz. Uyduyu alır. Bu uyduyu almak içindir. Ha, eşyanın yazılımı da Allah'ın kudretine karşı. O zaman
hafif bir oradaki muamele, hafif bir dokunma yokluktan Adem'den vücuda çıkıyor. Yani bir teraziyle koca güneşi cevizin indirmesi, kaldırması gibi. Bir ceviz bunu dibe indiriyor, aynı anda bak koca güneşi aynı anda dibe indiriyor, yok ediyor, Adem yapıyor. Aynı anda bunu yok ettiği gibi aynı anda bunu var ediyor. Bir şeyin yok olması için bir şeyin var olması lazım. Veya bir şeyin var olması için bir şeyin yok olması gerekiyor. Çünkü vücuda gelmesi için Adem'in kalkması gerekiyor. Bakın ceviz iki şey yapıyor, takılma tek şey değil. Cevizi koydurduğun zaman kefeye şu iki güneş var mıydı? Cevizi koyduğun zaman bu cevizi dibe indiriyor. Koca güneşi bu ceviz dibe indiriyor. Aynı anda bunu indirdik deme, indirmek demek çıkartmak demektir. Aynı şey. Bunu indirdi de sonra çıkarttı değil. İndirirken çıkarttı. İndirdiği anda çıkartmıştır. Aynı anda Adem ve vücut. Böyle. Tek şey yapmıyor. Cevizi koyunca indirdiği zaman çıkartmıştır. Yok ettiği zaman var etmiştir. Sevap da şeye, tövbe böyledir. Günahını yok ettiği gibi, günahın yok olması yetmiyor tövbede. Onun karşılığı kadar bir de sevap yazıyor. İşte Ebu Bekir Sıddıklıları alay iyiliğine çıkardığı gibi Ebu Cehil'leri Esfer-i Sıddık değildir. İndiriyor. Tek bir şey. Onun kabul edip onu inkar etmesi. O kadar. Bak tövbe günah sırf silmiyor. Sildiği kadar yazıyor. Bir daha güneş. Aha güneş, aha da güneş. Cevizi koy. İndirdi demek, kaldırdı demek. Aynı anda iki iş yapıyor. İnmese kalkmaz, kalkmasa inmez. Tövbe demek, günah ortadan kaldırdığı gibi, kaldırdığı miktar kadar sebebi var. Tövbe günahı sif silmiyor. Tövbe etme, kendisi sebep. Duarken niçin duanın karşılığı verilmesi şart değil? Çünkü dua neticedir. Dua eden o anda huzur buluyor. O neticedir. Bitiriyorum. Tamam. Hemen oraya gidiyorsun. Tamam mı? İsteğe doğru giden var mı başka? Arabası olan? Yok. Sen metro. İsteğe var. Otur götürecekler seni. Otur. Yok yok yok. Sen arabayla git. Daha kaliteli. Hocam. Cami hocası olduğun için Allah sana bak arabayı demez. Bak gördüm. Bu dünyaya hakikaten hoca olmak lazımmış. Ben de büyüdüğüm zaman bir zat vardı büyük. Dedi ki ulan dedi büyüdüğüm zaman biraz Allah akıl verse bana. Biraz da ilim verse cami imam olur. Kemal intisa bitiriyorum. Cümleyi çabuk yapayım. Hikmet ve kaderin intizamatı ve eşyanın evamir tekminesine kemal imtisali ve mümkünatın vücut ve ademinin musavamatından ibaret olan imkanındaki muvazenesi sırrıyla az çok, büyük, küçük, ona müsavi olduğu gibi bütün insanları bir tek insan gibi bir sayı ile haşre getirebilir. Hem bir şeyin kuvvet ve zaafça meratibi o şeyin içinde zıttının müdahalesiyledir. Mesela hararetin derecatı soğuğun müdahalesiyledir. Güzelliğin meratibi çirkinliğin müdahalesiyledir. Ziyanın tabakatı ışığın, karanlığın müdahalesiyledir. Fakat bir şey zatı olsa, arıza olmasa onun zıttı ona müdahale edemez. Çünkü cemi zıttiyen lazım gelir. Bu ise muhaldir. Demek asıl zatı olan bir şeyde meratip yoktur. Mesela Allah'ın kudretinde niye sonsuzluk var? Çünkü acizlik yok. Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? Çünkü cehalet yok içinde. Zatidir, zıttı yok. Madem kaderi mutlakın kudreti zatidir, mümkünat gibi arizi değildir ve kemali mutlaktadır, onun zıttı olan az ise maldır ki tedavül etsin. Demek bir bağrı halk etmek Zat-ı Zülcelal'ine bir çiçek kadar evveldir. Eğer esbaba isnat edilse bir çiçek bir bahar kadar ağır olur. Hem bütün insanları ihya edip haşretmek bir nefsin ihyası gibi kolaydır. Buraya kadar yapıyoruz. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامات